Akciğer sağlığımızı konuşuyoruz. Bugün akciğerimizi tehdit eden bir takım hastalıklar var. En önemli 5 hastalığa bugün hocamız dikkat çekecek. İlk olarak karşımıza artık COVID-19 evet, çıkıyor. Evet, COVID-19 geliyor. Şimdi COVID'in sıkıntısı şu, direkt akciğerin içerisinde hem buzlu camlar meydana getiriyor, onunki gibi buzlu camlar iyileşirken de Akciğerin içerisinde keçeleşme dediğimiz akciğerde sertlikler meydana getiriyor. Dolayısıyla hastaların bu dönemde hem beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, evet. Belki birazdan o besinlere zamanımız kalırsa Tabii neler ki. tüketmeleri gerekiyor. Özellikle o besinlerin isimlerini mutlaka verelim. Tamam. Çünkü hakikaten iyi geliyor. İkincisi ise bunun haricinde egzersiz yapmaları gerekiyor. Mutlaka spor egzersizi yapmak gerekiyor. Çünkü benim Covid geçirmiş hastalara önerim şu... Biz mesela doktor olarak tomografi çekiyoruz. Tomografi temiz. Kardin kalbinin ekosunu yapıyoruz temiz ama MR'da sintigrafi yaptığınız zaman hala akciğerde ve kalpte tutumlar olduğu gösteriyor. Ya çok enteresan gerçekten. Çok hikayelere aslında e, duymaya devam ediyoruz biz de. Covid-19 geçirip hasta hastaneden taburcu negatif sonucuyla taburcu olacakken kalbi durup hayata veda eden insanlar olabiliyor. Yani ben geçirdim, atlattım demek de değil. Mümkün olduğu kadar bu hastalığa yakalanmamak tabii ki mümkünse kişisel tercih ama aşılanmak tabii ki çok çok önemli. Hastalarımızı tamam. geçirmenin şiddeti açısından. Yazla COVID'i şöyle bağlayalım. Buyurun. Biliyorsunuz COVID sistemik bir hastalık. Sadece akciğer hastalığı değil ve en önemli şey de damarın içerisinde pıhtılaşma meydana getiriyor. Pıhtılaşıyor. Evet, evet, Şimdi evet. bir düşünün. Kan içerisinde su olan bir kırmızı bir doku değil mi? Hı hı. Eğer bunun içerisindeki su gidecek olursa biz buna serum diyoruz. Ne olur? Katılaşır. O yüzden yaz aylarında covid geçiren insanların özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Yani susuz kalmamaları gerekiyor. Çünkü kan evet. susuz kalacak olursa pıhtılaşma o sizin de bu gibi kanın pıhtılaşıp e, kalp krizine sebep olma ihtimali artıyor. O yüzden bu dönemde mümkünse e, kanı sulandırmak için bol su içsinler. Bol su içeceğiz. Eğer 40 yaşın üstündelerse hı hı. mideyle ilgili rahatsızlıkları yoksa hı. E, mümkünse çok düşük düzeylerde Aspirin kullansınlar. Aynen. Aspirin de kullanabilirler. Aspirin kullanabilirler. Su aslında yani sizin söylediğiniz ölçüde tüketildiği zaman ciğerlerimizdeki toksinleri de temizliyor mu hocam? Tabii Bütün ki. Bütün vücutta olduğu Tabii gibi ki su. değil mi? Tabii ki. Yani şöyle düşünün sizin vücudunuzun %70'i su bir kere. Evet. Yani ne yapmış olursunuz aslında en iyi detoks yapan vücudunuza hani antioksidan, oksidan diyorsunuz ya. Oksidan dediğiniz şey vücudunuzda oksijenin birikmesi demek. Evet, evet. Oksijenin radikalleri onu ...suyla dışarı atmış oluyorsunuz. Şimdi ikincisi de astım hastalığı. Yine çok evet. görülen bir hastalık aslında ve... ...astımı tetikleyen bir takım faktörler var. Polenler, evcil hayvanlar, ev tozu ve akarlar... ...egzersiz, duman, aşırı ve sıcak veya aşırı soğuk hava koşulları... ...hava kirliliği, kimyasal kokular veya dumanlar... ...ve tabii ki obezite, astımı tetikleyen faktörler arasında geçiyor. E, stres ve duygu durum bozuklukları, e, gastro e, reflü hastalığı... ...bazı viral hastalıklar, ilaçlar, işlem içecek ve... Iç içeceklerdeki sülfitler ve koruyucu maddeler özellikle de astımı tetikleyen faktörler arasında. Peki astımın belirtileri neler hocam? Şimdi çok güzel söyledin. Sanki ders gibi oldu bu. Çok iyi çok iyi anlattın yani. Şimdi yaz aylarında astım niye artıyor? Önce bunu düşünelim. Yazın astımın artmasının birkaç tane sebebi var. Birincisi hava ağırlaşmaya başlıyor. Çünkü ne yapıyor? Su buharı yakıyor. Su buharı biriktiği zaman oksijenle su buharı biriktiği için İkisi büyük bir molekül oluyor. Hastanın içeriye geçirmesi bunu zorlaştırıyor. Bu evet, bir. Evet, evet. İkincisi ne yapıyorsunuz? Vücudunuzu ve akciğerlerinizi soğutmanız gerekiyor. Soğutabilmek için de enerji harcıyorsunuz. Enerji harcadığınız zaman da karbondioksit miktarı artıyor. Anladım. Üçüncüsü de diyelim ki şu bir tuzlu su. Tuzlu suyu ısıtsanız ne yapar? Suyu buharlaştırırsın. Tuz dibinde kalır Tabii. değil mi? İşte sizin vücudunuzdaki tükürükleri düşünün yaz aylarında ne yapıyor o su buharlaştığı için o tuz evet. akciğerinizin yüzeyinde kalmaya başlıyor astımı tetikliyor Hmm. Gelelim astımın belirtileri nelerdir? Hmm. Aslında en önemli belirtilerden bir tanesi özellikle ara ara gelen nefes sarlıkları ve hışırtılı solunumdur. Hışırtılı. Hışırtı böyle dışarıdan duyarsınız sesi. Böyle ıslık sesi gibi, gibi. martı sesi gibi, kedi sesi Öter. gibi bir ötüyor ötme derden. sesleri ha, gelir. Ha, Bunun sebebi nedir? Geniş alandan, akciğerin geniş alandan gelen bir yer dar bir alana girdiği zaman ne yapar? Sıkışım. Aynen düdük sesleri çıkartmaya evet. başlar. İşte evet. aslında bu sesi duyarsın ama KOAH'tan en büyük farkı şudur. KOAH hastaları her zaman nefes darlığı çekerler. Astımda astım tetikleyicilerden brak, sonra tetikleyici mesela yaz aylarında de Az yaz önce aylar, saydığımız faktörler ya da işte polenler kediler saydığınız gibi bunlar da tetiklendiği zaman nefes darlıkları meydana gelir. Ee, yine astım hastalarının belirtileri arasında öksürük, göğüste ağrı veya sıkışma veya nefes darlığı da bunlar yine dönem dönem görülenler mi yoksa sürekli mi? Şimdi astımı şöyle anlatmak lazım. Çok güzel de bir şey resim geldi. Teşekkür ediyoruz görsel için evet, arkadaşlara. Gelsin. Şimdi normalde aslında astım dediğiniz şey arı sokmasıdır. Yani şimdi nefes borusunu şöyle bir yuvarlak bir boru düşünelim. Evet. Arı bunun burasını soksa, burayı soksa, burayı soksa, burayı soksa ne yapar? Her taraf şişer. Şişer. İşte nefes borusu da daralır. Çok güzel görünüyor. Aynen böyle olur. Çok güzel olmuş. Evet. Bunun peki ne yapar? Arı soktu zaman kızarır mı? Kızarır. İşte nefes borusuna biz baktığımız Hı. zaman, videoyla girip baktığımız zaman aslında nefes borusunun içi kıpkırmızı oluyor. Hı. Bunun haricinde ne oluyor? Kaşıntı olur değil mi arı sokunca? Akciğerde kaşıntı duyusu yoktur. Kaşıntının akciğerdeki karşılığı kuru öksürükle. Öksürükle biz öksürükle oradan tepki gider. veriyoruz. Peki arı sokması bir süre sonra gitmez mi? Gider. gider. İşte bu şişlikler de bir süre sonra gider. Giniyor. Ama koahta buralar öyle bir oluşuyor ki sert bir dokulu bir daha açılmıyor. Koahtaki durum bu. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.